düşük değil mi? Yani neden bu da? Alım gücü yok yani insanların nasıl? Yani çok şey mesela, bir dengesizlik var yani her şeyde, siyasette olsun. Ben mesela böyle çekinceli konuşmam da doğalı neyse onu konuşurum yani. Şu şöyle şu ama bu seneki dönemde hükümet çok sınıfta kaldı bende yani. Yani niye sınıfta kaldı? En azından bizim burada belediye olsun, ne bileyim şey olsun artık insanlara, şahıslara iş yapar oldular. Yani grupları bıraktılar, ne bileyim şahısa döndüler. Herkes kendi menfaatini halka unuttular. Ha, asgari ücret mesela memur 45 lira, emekli 10 lira bu. Yani sosyal medyada da takip ederiz. Çok dikkat çekiyor mesela. Benim abim ince, Konya'da esnaf adam. Biraz abes olmasın ama AK Partiliydi. Şimdi kesinlikle atmam diyor. O iş bitti diyor. Yani bunda bir düzensizlik. Adamın çok sıkıntılı dönem aslında şimdi yani. Gerçekten bu dönem yani ben de vermedim şahsen yani. Niye? Çünkü zor durumda. Yani esnaf, ufak esnafa hiçbir yani şey talep yok. Hep büyük yatırımcılara. Yani ne varsa büyük yatırımcılara. Ama küçükler bizim gibi esnaflara mesela vergisini düzgün veren, vergisini ödeyen. Bizler içe sayıyorlar. Üretin. Ben işte fabrikalar kurun, üretin, ufak ne yapsın ne yapsın. Ülkeye yani zor. Yani küçük işletmeler çok dikkate alınmıyor. Aynen. Büyük, ha, büyük fabrikatör, ha. Fabrikatörlere yani onlar artık, ha, onlar olsun. Bizlere de gidin siz fabrikalarda çalışın. Bu işlerin uğraşman diyorlar. Ya şu anki durum o yani. Ama ister istemez yani. En azından bu siyaset her iş yerinde konuşan bir şey yani sıkıntılı. Adamlar diyor mesela bu dönem kesinlikle vermeyeceğiz diyorlar yani. Biz de vatandaşın şeyine göre mesela ama biz de bunu tabi bilincindeyiz, görüyoruz, yaşıyoruz. Yani diğer dönemler gibi hiç 2016 dahi gibi değil. Tamamen değişken bir parti oldular. Yani hiç vatandaşını ne bileyim valla düşünen zenginini. Zengin partisi. Zengin partisi oldu. Yani bizim partimiz artık değil yani ben onun görüşündeyim.